üçüncü etap kampımızdayız. Şimdilik her şey çok iyi gidiyor. Üç etaptır çok iyi çalışıyoruz. İnşallah takımın neye hedeflendiğini, nasıl kurulduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için hepimiz mücadele edeceğiz. O yüzden buradayız. İnşallah Nisan ayında hedeflediğimiz yere ulaşacağız beraber. Ve burada yeniden sıfırdan oluşan bir takımımız var. Böyle sıfırdan oluşan takımlarda da gerçekten planlama çok önemli. Burada da baktığımız zaman başkanımız olsun, sportif direktörümüz olsun, hocalarımız olsun, yani gerçekten planlı bir şekilde hareket ediyorlar. Sıfırdan kurulan takımlarda, çünkü planlamada ne kadar az hata yaparsanız sezona o kadar çok yansıyor. Çünkü dediğimiz gibi bir iskelet, bir kadro yok. Sıfırdan başladığımız için bunlar şu an için çok önemli. Ya, takımı şöyle değerlendireyim. İyi bir teknik ekibe, iyi bir yönetime ve iyi bir sportif direktöre sahibiz. Aynı şekilde gerçekten iyi bir takım oluşturuldu. İyi bir oluşum olduğunu düşünerek geldik hepimiz. Uzun soluklu bu projede Allah nasip ederse üst üste şampiyonluklar yaşayıp takımı taşıyabildiğimiz kadar ileriye taşımak istiyoruz. Gerçekten çok kaliteli bir ekip kurulmuş burada. Ben biraz kampa geç katıldım. Ama gördüğüm kadarıyla çok planlı programlı ilerlemiş tüm her şey. Başkanımız gayet çok tecrübeli bir ekip kurmuş. Öncelikle işte, Ergün abi, sportif direktörümüz, hocalarımız. Bunlar da nokta nokta transferler yapıp gerçekten kaliteli isimler takımımıza katmışlar. Yani çok güzel bir oluşum var. Bizim de hedefimiz layık olduğu yere en üst lige çıkarmak. Ya, takımı genel olarak zaten önceden tanıdığım oyuncu sayısı çok fazla. Birlikte beraber oynadığımız birkaç arkadaşım vardı buraya geldiğimde. Zaten takımın oluşmasında, kurulmasında sportif direktörümüz Ergün Keleş'in katkısı oldu. Genelde tanıdığı oyuncu grubunu bizzat ben de tanıyorum. Daha önceden de iki dönem çalışma fırsatım olmuştu onunla. Tanıdığı, bildiği oyuncuları buraya getirdi. Aramıza da birkaç tane hiç daha önce tanımadığım, çalışmadığım ama ismen futbol camiasında bildiğim kişiler var. Yani genel olarak tecrübeli bir ekibimiz var. Hem oyuncu grubu olarak hem teknik grubu olarak. Bu oyuncu grubunu, bu kadroyu burada kurmak hani gerçekten bu liglerde kolay bir şey değil. Yani bugün kadroya baktığımızda gerçekten 3. ligde bir önceki seneye geçirmiş 5'ten fazla futbolcu yok. Hepsi üst liglerden getirilmiş buraya. Yani bu oluşumun oluşmasında illaki birilerinin katkısı var. Belediye başkanımızın, kulüp başkanımızın, sportif direktörümüzün hani bu konuda yoğun uğraşları, emekleri oldu bu oyuncu grubunu buraya getirebilmek için. Ben de bu oluşumun içinde olduğum için, bu camiaya bir katkı sağlayabileceğim için mutluyum, keyifliyim. Burada da iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Şu an 3. etap kampındayız, Düzce'de Topuk Yaylası'ndayız. Yani bu ligde oluşabilecek, bir futbolcuya verilebilecek en iyi imkanlar altında şu an çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. İnşallah bunun karşılığını da ligde vereceğiz. İlk önce böyle bir takımda olduğum için, böyle bir ortamda olduğum için kendi adıma çok mutluyum. Takıma biraz geç katıldım. O yüzden daha tam şu an takımı tanıma aşamasındayım. Ama dediğim gibi, ilk başta söylediğim gibi böyle bir takıma katıldığım için hoca grubu, işte sportif Ergün abi açısından herkese teşekkür ederim. Bu imkanları sunduğu için de belediye başkanımız ve başkanımıza da teşekkür ederim. Yani başarı aile olmaktan geçiyor. Bu takımda da fazlasıyla bu var. Geri kalan sahada işte mücadelemizle bunu hep birlikte başaracağız yani. Öncelikle burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Bu imkanları sağlayan öncelikle belediye başkanımıza, yönetim kurulumuza gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yani bu imkanlarda kamp olsun, yani teknik ekip olsun, futbolcu grubu olsun. Yani futbolcu grubuna bakıldığı zaman zaten yani bu liglerde başarılı olan, üst liglerde başarılı olan bir ekibiz. Yani o yüzden gerçekten inanılmaz bir iş başardılar. Allah'ın izniyle de sezon sonu şampiyon olacağız. Abi takımımız vallahi ben iyi görüyorum. Hani kamp süreçlerimiz falan olsun iyi geçiyor, yoğun geçiyor. Onun dışında iyi çalışıyoruz. Hazırlık maçları da iyi geçiyor. Gayet iyi top oynuyoruz. Sadece idmanlardan dolayı yoğun olduğumuz için bunları sonuçlara çok yansıtamıyoruz. İnşallah ligde onu da yansıtacağız. Öncelikle takım tecrübeli abilerimiz var. Teknik ekip çok tecrübeli. Herkes işin farkında. Burada
bu imkanları bize sunan belediye başkanımıza, Gaffar başkanımıza, sportif direktörümüze, bu ortamın içinde beni bulundukları için onlara çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir takımın içinde olmaktan çok mutluyum. Hele de böyle bir genç için çok önemli bir şeydir bu. O yüzden burada herkese teşekkür ederim beni burada bulundurdukları için. Takımdaki arkadaşlık ortamı iyi. Zaten rakip olarak da beraber oynadığımız arkadaşlar da var. O yüzden bir zorluk çekmiyoruz. Takım arkadaşlarım hepsi iyi niyetli insanlar. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyoruz. Sezon sonuna kadar da yaşamayacağız inşallah. Böyle devam edeceğiz. Arkadaşlık ortamına gelirsek, biz saha dışında gerçekten burada güzel bir ortam var. Yani sıfırdan kurulan takımlarda genelde en büyük sıkıntı bu oluyor. Sağ dışındaki bu arkadaşlık ortamını yakalamak daha zor oluyor. Ama biz burada hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yaşamadık. Zaten burada herkes birbirini daha önceden tanıyan, bilen oyuncular. O yüzden o aşamayı çok çabuk geçtik diyebilirim. Sadece bizim zamanla kapatmamız gereken sağ içerisindeki kimya. Bunu da zamanla beraber oynayarak, zaten önümüzde hazırlık maçları var. Bunu en aza indirip sezona hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Yani takımdaki arkadaşlık ortamı gayet güzel. Daha önce bir arada oynamış ya da karşılıklı oynamış arkadaşlardan oluşuyoruz. Genelde takım olarak birbirimizle vakit geçirmekten gerçekten keyif alıyoruz. O bakımdan sıfırdan kurulan bir takıma göre arkadaşlık ortamımız gayet iyi yani. Takımdaki arkadaşlık ortamı gayet çok iyi. Saha içinde de saha dışında da çok güzel bir ortam var. Bir aile ortamı var. Herkes birbirine inanılmaz derecede saygılı. Küçüğü büyüğe, büyüğü küçüğe. Bunu da sezon boyunca devam ettirip çok güzel bir hava yakalayıp hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Ben ikinci etap kampın ortasında geldim. Ama yani geldiğimden bu yana gerçekten ilk günden bugüne kadar ve son gününe kadar eminim ki yani gerçekten aile ortamı var. Yani herkes herkesle konuşabiliyor, herkes herkesle şakalaşabiliyor. Bu başarılı olmak için bence çok büyük önem arz ediyor. O yüzden yani dediğim gibi aile ortamı var ve bu çok güzel bir şey. Profesyonelliğe adım attığım için gelenek olan bir saç kesimi oldu. Takımdaki abilerimiz, başta Ergün abim olmak üzere böyle bir espri yaptılar. Yani ben de çok memnun oldum. Saçımı güzel yani yakıştığını düşünüyorum. Halimden memnunum. Profesyonelliği adımında emeği geçen Ergün abiye, Gaffar başkanımıza, teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Antrenmanlar bayağı yoğun geçiyor. Zaten hocamıza da bunları söylüyoruz. Kendi bize idmandan sonra nasılsınız dediğinde bayağı yorucu olduğunu herkes söylüyor. Sıkı çalışıyoruz. Zaten öyle olması gerekiyor. Zaten çok yetenekli oyuncular var. Bunu da çalışmayla beraber rahatlattığımızı düşünüyorum yani. Bence kamp gerçekten yoğun ve verimli bir şekilde geçiyor. Bunun da meyvelerini sahada almaya başladığımızı düşünüyorum. Çünkü yani ilk maç, hani ilk oynadığımız hazırlık maçıyla şu anki oynadığımız hazırlık maçı arasında bayağı bir fark var. Gözle görülüyor.
tempo anlamında gerçekten hazır durumdayız. Yani şu an sezon başlasa hiçbir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Sadece dediğim gibi yani bu zamanla oynayarak o içerideki oyuncuların birbirini tanımasıyla bu kimya oluştuğu zaman çok daha iyi bir takım izleteceğimizi düşünüyorum ben. Kamp dönemlerinde yoğun geçti antrenmanlar. İyi de çalıştık. Dediğim gibi yani bu zamana kadar geçirdiğim en verimli kamplardan biri diyebilirim. Bunun meyvesini de ligde oynadığımız maçlarda alacağımızı düşünüyorum. Çünkü hakikaten kondisyon olarak, güç, kuvvet olarak iyi çalıştık. O yüzden inşallah sahada karşılığını aldığımız zaman iyi yerlere ulaşacağız. Yani antrenmanlar evet kamptayız, çok yoğun geçiyor ama yani dinlenmeyi de çalışmayı da hocalarımız iyi ayarlıyor bence. Şu anda gayet diri, iyi durumdayız. Hazırlık maçlarında oynadıktan sonra sezona en iyi şekilde gireceğimizi düşünüyorum. Güzel bir kamp süreci geçiyor. Antrenman ve çalışma yoğunluğu yoğun. Bayağı yoğun. İyi çalışıyoruz burada. Hani yoruluyoruz, yorulmamız da gerekiyor. Hani kampta alabildiğimiz gücü, enerjiyi sezon boyunca kullanmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz, farkındayız. Futbolcu olarak sistem de etsek, hani çalışma noktasında aksaklık yaşadığımız bir durum yok. İyi çalışıyoruz, yorgunuz. Hazırlık maçlarına yorgun çıkıyoruz. Hani hazırlık maçlarındaki skorlar taraftarlarımızda hani bir fikir oluşturmasın. Lige daha hazır, daha iyi bir şekilde gireceğiz. Zaten lige tam olarak hazır girebilmek için bugün buralarda çalışıyoruz. Bu kadar yoruluyoruz. İstediğimiz şekilde de lige başlasak gerisi Allah'ın izniyle gelir. Antrenmanlar ve çalışma yolu yoğun geçiyor, bayağı yoğun geçiyor. Yani bunlar ama önemli. Yani kamptana kadar çalışırsak bence sezon içerisinde, sezon başında da bunun faydasını göreceğiz. O yüzden yani tabii ki de yorulsak da, erken kalksak da bunlar doğal şeyler. O yüzden çok iyi gidiyor. Antrenmanlar ve çalışma yoğunluğu çok iyi. Hani her gün uyuyorum zaten. Uyumadığım gün yok. Onun dışında maçlarımız güzel geçiyor. Bu hazırlık kampında 4 tane maç yapacağız. Bugün ikinci oynayacağız. Güzel geçiyor şu ana kadar, her şey yolunda. Kendi performansından daha iyi olabilirim. Daha iyi işler yapabilirim. O isimle ağırlığı attığımda hissediyorum daha iyi olabileceğini. Kendimi nasıl hissediyorum? Kendimi çok iyi hissediyorum. Daha hazır hale geleceğimi düşünüyorum. Evet, iki kamp geçirdik Ankara Bolu. İlk iki kamp bu kampa göre daha yorucuydu. Daha yükleyici oldu. Daha kuvvete de yönelik oldu. Bu kampta da daha çok hazırlık maç oynamak için buraya toplandık. Antrenman temposu çok yoğun geçiyor. Yoruluyoruz. Sezon öncesi yorulmamız lazım zaten ki sezonun ortasında rezillik çekmeyelim diye. Daha güçlü, daha kuvvetli olalım diye. Daha iyi olacağız inşallah. Zorlu rakiplerimiz var. Bunun bilincindeyiz. Biz de ona göre çalışıyoruz. Yani biz de zorlu bir rakibiz. Kağıt üstünde ve sahada da bunu göstereceğimize inanıyorum ben. Ya öncelikle bizim tabii ki bütün rakiplerimize saygımız var. Kimin ne yaptığı bizi gerçekten fazla ilgilendirmiyor. Önceliğimiz biz kendimize bakıyoruz. Kendimizi daha yukarı nasıl çekebiliriz? Bunlara çalışıyoruz. Dediğim gibi yani bütün herkese saygımız var ama burada her bulunan futbolcunun, teknik ekibin, başkanımızın ortak fikri bizim gerçekten bu ligin üstünde bir kadro değerimiz olduğunun herkes farkında yani kalite anlamında. Biz sahada diri olduğumuz sürece, iyi çalıştığımız sürece bizi rakiplerimiz ilgilendirmiyor diyebilirim. Tabii ligdeki takımlar bizim gibi birkaç tane daha iyi kadro kuran, İyi yapılanması olan takımlar var. Burada önemli olan tabii takım olmak. O yüzden en iyi takım olan, en iyi arkadaşlığı yakalayan ve bunu sahaya yansıtan ipi göğüsleyecektir. Biz de bu konuda açıkçası önde olduğumuzu düşünüyorum. Hem arkadaşlık bakımından hem kalite bakımından. Diğer rakiplerimize tabii ki saygı duyuyoruz. Biz sahada işimizi yaptığımız sürece
ipi gösteren taraf biz olacağız diye düşünüyorum. Yani ben her zaman başkalarının değil de kendimizin ne yapacağına bakıyorum. O yüzden başkalarının ne yaptığı umurumuzda değil, bizim ne yaptığımız önemli. O yüzden bir sahaya çıkıp rakibin kim olduğuna bakmadan, ismine, cismine bakmadan elimizden geleni yapıp kazanacağız. Rakiplerimiz güçleniyor ama kadro kalitesine baktığımızda en güçlü kadronun bizde olduğunu, en kaliteli oyuncuların bizde olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ilk soruda da cevaplamıştım. Bu ligin çok üzerinde oyuncular aldık. Bir önceki senesini birinci ligde, ikinci ligde oynamış, şampiyon olmuş, şampiyonluklar yaşamış oyuncular aldık. Daha önce kariyerinde bolca şampiyonluk yaşamış oyuncular aldık. Hani beni diğer takımların yaptığı transferler aldığı oyuncular değil de bizim saha içinde ne yapacağımız ilgilendiriyor. Ben bizi kendi grubumuzda direkt favori olarak görüyorum. Direkt de şampiyon çıkacağımızı düşünüyorum. Grubumuz görüldüğü üzere bütün takımlar güç katıyor ama dediğim gibi önemli olan aile olmak, başarı buradan geldiğini düşünüyorum. Zaten oyuncu kalitesi olarak da Alihan'ın da söylediği gibi bizim oyuncu kalitemiz herkes üst liglerden gelen oyuncular. Bu liglerde başarılı olmuş, üst liglerde başarılı olmuş oyuncu grubu. Başarı aileden geliyor, hep söylüyorum bunu. Yani hep birlikte olduktan sonra taraftarımızla, şehirle, herkes bunun bilincinde, inancında. Zor günler geçirdi bu şehir. Bütün futbolcu grubu, arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Yani bunları arkamızda motivasyon olarak sahada hep birlikte bunu yansıtacağız yani. O yüzden grubun çok zorluğu, kolaylığı çok önemli değil. Bizim ne yapacağımız çok önemli burada. Rakipler güçlendiriyor ama yani bence baktığımız zaman en iyi kadro bizde. Yani rakiplerimizin ne yaptığı önemli değil de bizim sahada ne yaptığımız veya ne yapabileceğimiz önemli. Bence burada her şey bizde bitiyor. Ligi Allah'ın izniyle iyi başlarsak sonunda getireceğimizi düşünüyorum. Ligdeki rakiplerimiz bizim gibi iyi kadro kuruyorlar. Ama bizim kalitemiz daha iyi olduğunu yani belli oluyor, anlaşılıyor zaten. Maçlardan da anlıyoruz. Çok da rakibe bakmamak lazım. Biz işimizi yapıyoruz sonuçta. Her şey sahada belli olacak. Sezon uzun. Rakiplerimiz kadrosunu güçlendiriyor. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi oyunumuza, kendi kadromuza bakıp neler yapabileceğimize, nasıl daha iyi olabileceğimize bakmalıyız. Çok zor bir dönemden geçtiler 6 Şubat'ta 2023'te. Konuşamıyorum bile, ben de yaşadım o depremi. Bizimle beraber olsunlar, bizi hep desteklesinler. Biz de onları sevindirmek için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız. Buna emin olsunlar. İnşallah sezon sonunda da beraber mutluluğu yaşayacağız. Bir nebze de unutturmuş olacağız depremi. Şehre söyleyeceklerim, ne kadar heyecanla bizi beklediklerinin farkındayız. Biz de aynı heyecana dahiliz. En kısa zamanda buluşmak üzere diyorum. Şehre ve taraftara mesajım, tabi deprem yaşamış bir şehir, spora, futbola aç bir şehir. Biz de bunun farkındayız. Biz onlar için sahada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Onlar da her zaman bizi destekleyeceklerini biliyorum. Bir arada güzel bir birlik yakalarsak inşallah mutlu sona ulaşacağız. Her zaman arkamızda olsunlar, yeter. Şehre ve taraftara mesajım, gerçekten çok kötü günler yaşamış bir şehir. Ülke olarak kötü günler yaşadık ama biz de bunun farkındayız buraya geldiğimizde. Yüreklerine bir nebze su serpmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız ve o kupayı Maraş'a getireceğiz inşallah. Şehre ve taraftara mesajım, hani bize inansınlar, güvensinler. Şehirde şu an bir hava varmış, hani bize söylenen o yönde. Şehir zaten bunun farkında, oluşan kadronun farkında, hedefin farkında. Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Öncelikle 7 Eylül'ü beklesinler. Sonra da 26 Nisan'ı. İlk maçla son maç. İnşallah kupayla bitireceğiz ligi. Ya şehir zor günler geçirdi. İnşallah hep birlikte bu zor günleri üstesinden gelip şehire bir kupa sözümüz var. İnşallah hep beraber arkamızda olsunlar. Beraber olalım. Hep birlikte bu sevinci yaşayalım. Ya bu günleri unutalım yani. Öncelikle bize güvensinler. Bize inansınlar.
baştan sonuna kadar bize destek olsunlar. Bizim saha içinde yani %100'ümüzü vereceğimize emin olsunlar. Son haftasından ilk haftasına kadar yani biz şampiyon olacağız. O kupayı bu şehre getireceğiz inşallah. Şehre ve taraftara abi kötü bir süreçten geçtiler. Vallahi üzgünüz bunun adına. Her zaman arkamızda olsunlar abi. Biz de onları kupayla şanlandırmak istiyoruz. İnşallah hayal ettiğimiz gibi olur. Şehrimiz depremden çıktı. Ben de yaşadım o depremi. Taraftarlarımızın hissettiklerini, neler düşündüklerini az çok ben de anlayabiliyorum. Çünkü o an o depremi ben de yaşadım. Bundan önceki Bal Ligi'nde olan takımın içerisindeydim. Oradaki abilerimle beraber yaşadık o depremi. Bazılarını kaybettik, vefat ettiler. Allah rahmet eylesin. Burada güzel bir aile ortamı oldu. Güzel bir ortam var. Herkes her şeyin farkında. İnşallah taraftarlarımıza, şehrimize yakışan bir şekilde şampiyonluk getireceğiz. Genelde hazırlık dönemlerimizin ilk etabını kendi bulunduğumuz şehrin tesislerinde imkanlarıyla yapıyoruz. Ama siz de biliyorsunuz ki şu anda herhangi bir başlangıç olarak yapabileceğimiz yer yoktu. Bundan dolayıdır ki 3 kamp olarak planlamayı yaptık ve bu planlamanın 3. etabındayız. Sona doğru geliyoruz. Az bir süre kaldı. 1 ve 2. etap yepyeni, iskeleti olmayan bir takımın yeniden oluşumu ile ilgili fiziki süreçlere ağırlık verdik. İkinci etapın bir bölümüyle ve bu bölümde tamamen taktiksel ve oyunsal formatlarla ilgili çalışmalarımıza yoğunluk veriyoruz. 4 hazırlık maçımız olacaktı bu etap içerisinde. Bir tanesini oynadık. Bugün bir tanesini daha oynayacağız. Kalan 2 maçı da 27 ve 29'unda oynayıp şehrimize döneceğiz. Transfer dün Hakan Yeşil'in transferiyle noktayı koyduk diyelim. Zaman zaman tabii bana iletilen şeylerle ilgili şu var. Hani çok transfer mi yaptı takım? Fazla mı oldu gibisine söyleniyor. Şu unutuluyor, komik geliyor bana. Bu takımın bir tane mevcut oyuncusu yoktu. Yani sıfırdan kurulan bir takım. Her oyuncusu transfer gibi şu anda gözüktüğü için. Bundan dolayıdır ki kamuoyunda fazlasıyla bir sayı anlayışı var. Yepyeni bir takımız, iskelet olmayan bir takımız ama bundan sonra şu andan itibaren söylüyorum ki artık birbirini tanıyan, yabancılık çekmeyen, iki kampı tamamlamış, üçüncü kampla birlikte bu süreci bitirmiş bir şekilde Maraş'a döneceğiz. Kahramanmaraş'a ilk geldiğim zaman başkanla görüşüp anlaştıktan sonra bana tesislerin olacağı yeri, maçın oynanacağı üniversite sahası gösterildi. Tabii orada herhangi bir daha bir şey başlamamıştı. Şairler Tepesi'ne çıktığı zaman ben oradan aşağıda Batı Park'ı gördüm. Buranın nasıl bir yer olduğu ile ilgili bir soru sorduğum zaman işte amatörlerin oynadığı saha falan dedi. Ben beraber aşağı indiğimiz zaman sanki akustik olarak da ortam olarak da çok güzel bir saha olacağı ile ilgili bende bir motivasyon oluşmuştu. Keşke başkanım şurayı çim yapabilirsek burada oynasak diye söyledim ama sonra bir baktım ki herkesin orayla ilgili bir geçmişi var, bir yaşanmışlığı var. Oranın bir sempatisi var, albenisi var. Bu konuyla ilgili bir önce uğraşıldı. Ama tabii üniversite süreciyle ilgili ödeneklerin vesairelerin çalışmalarını tamamlamasıyla orası öyle askıda kalmıştı. Biz de tabii oyuncu profilimizin suyun içime uygunluğunun olmaması genelde üst liglerden ve ligin kendi liginde iyi oyuncularından oluşan bir yapımız oluştuğu için işte kura çekimi öncesi sağ sol araştırmalarımız yapıldığında Adana, Osmaniye, Antep üzerinde çalışıldı. Sonra Antep'e karar kılındı. Orayla bir görüşme yapıldı. İki maçımızı orada oynayacağımız söylendi. Fakat Antep sahasının kötü oluşu
teknik heyetin yönetime ilettiği durumdan dolayı şu günlerde gelen bilgiyle birlikte oranın da imkansız olduğu, sonrasında da çevre illerin kura çekimi ve takımların sayısının fazlalığından dolayı bir Kayseri gibi daha uzak, daha çevre yerler araştırılmaya başlandı. Biz de futbolcularımızla ve başkanımızla konuştuğumuz zaman suni içinde olsa bu şehrin takımı, bizi çok özleyen, çok bekleyen bir taraftar var, bir şehir var. En azından hani ligin başlangıçları zor olur. Fiziki olarak sahaya yansıtmalar görüyorsunuz. Süper Lig'de de, PTT'de de oynanan şu ana kadar maçlarda herkesin beklentinin altında olduğu için şehrimizde bu tür aksaklıkları yaşarsak bile suni içindeki eksikliklerimizi taraftarımızla birlikte telafi edeceğimizi düşünerek orasıyla ilgili bir sonuç aldık. Yani netice itibariyle Allah kısmet ederse Ağrı maçını şehrimizde olabildiğince taraftarımızla, olabildiğince imkanlarla orada oynayacağız. Genel değerlendirme yapılırken kura çekiminde işte Karşıyaka gibi, Bursa gibi hani adı sanı, tecrübesi, deneyimi, kökü olan takımlar olmaması adına düştüğümüz grubun daha kolay olduğu düşünüldü. Ama detaylara gelince ilerleyen haftalarda birçok takımın bütçe ayırdığı, işte Sebat gibi, işte 3. hafta oynayacağımız Kırklareli Gücü gibi, Mardin gibi birçok takımın yatırımlar yaptığı, iyi transferler yaptığı, işte Bursa Nülüfer gibi tamamen ligin oyuncularını alıp bu sayı fazlasıyla rekabet ortamı oluştu. Önemli değil. Biz tek dezavantajımız burada yeni takım oluşumuz, işte bu geçiş sürecimiz, bir deprem yaşamış şehrin tesisleri yetiştirilmeye çalışıyor. Hakikaten inanılmaz çaba gösteriyorlar. Tesis içinde, stat içinde, işte şu an oynayacağımız Batı Park için eksiklerin giderilmesiyle, çünkü federasyon uygunluğu yok şu anda. Yönetimimiz ve başkanımız bu konuda inanılmaz bir çaba sarf ediyorlar. Hazır olduğunda biz o birkaç haftayı tamamlayıp inşallah üniversitenin sahası bittiğinde de orada buluşmak üzere bir araya geleceğiz. Bu konularda gibi böyle bazen yöneticilerime veya bizimle beraber olan Maraşlı idarecilerimiz burada hani Maraşlı çocuk hiç yok, Maraşlı vesaire gibi böyle saçma sapan cümleler yapılıyor. Bir, sıfırdan kurulan bir takım var. İki, hemen alelacele orada oluşturulmuş bir seçmeler yapıldı. Mevcut oyuncular değerlendirildi. Bunlarla ilgili altyapı hocaları, amatör hocalarımızla çok hızlı bir şekilde konsorsiyum sağlandı. Ve bununla ilgili seçmelerin sonucunda da olabilecek oyuncular takımın içerisinde katıldı. İlk kamptan beri burada 4 oyuncu, bir oyuncumuz kendi isteğiyle takımda yer alıp alamamayla ilgili, düşünceleriyle ilgili ayrılığı oldu. Yani bizim tarafımızdan gönderilme olmadı. Şu anda 3 oyuncumuz aynen çalışıyor ve buradan da çok yetenekli bir şekilde kısa sürede sahada göreceğimiz oyuncularımız da olacak. Yani beklediğimizin üzerinde çaba gösteriyorlar. Beklediğimizin üzerinde performans gösteriyorlar. Bu da bizim için sürpriz oldu. Beklemediğimiz kazanılmış oyuncu oldu. Bu bir fide dikiyorsunuz. Bunun büyümesi, ağaç olması, meyve vermesi bir anda olacak şeyler değil. Ama çok hızlı botanik bahçesi gibi ürün verecek oyuncumuz var. Kısa sürede de tanışacaklar diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra mevcut A takımın oyuncunun dışında 17 ve 19'da gelişim ligine katılıyoruz. Burada bir kadro oluşuyor. Yani depremi yaşamış süreçte depremin arkasından profesyonel takım hadi transfer ediyorsunuz vesaire, bunu sağlıyorsunuz. Ama şehirde bu oyuncuların birliklerini sağlayıp lige katılmakta bunun kadar başarı diye düşünüyorum. Bu konuda çaba gösteren yine başkanım, yöneticilerim, amatör branşımızla ilgilenen kim varsa, altyapı hocalarım, hepsine teşekkür ediyorum. Kolay değildir. Şu sürecin içerisinde Süper Lig'de bile olan depremi yaşamış takımların kendi katılımlarıyla ilgili durum varken bizim hem profesyonel anlamda hem de 17-19 kategorisindeki bu çaba başlı başına takdiri şayan diye düşünüyorum. Taraftara mesajımız, yani bizi sabırsızlıkla beklediklerini biliyoruz. Netice itibariyle bir süre ayrı kalacağımızı düşünüyorduk. En azından ilk etapta o
kendi sahamızda gözüken işte Antep deplasmanına ne kadar gelebilirler, ne kadar sağlanabilir, onlar kaç kişi bizimle olabilir, deplasmanı rakibe yaşatabilir miyiz diye düşünürken sürecin sonunda biz hani Suniçim'in hakikaten hani şimdi söylenebilir bu çocuklar Şampiyonlar Ligi oyuncuları mı? Herkes oynuyor da bunlar niye oynamıyor düşündüğümüzde. Bizim hani alışkanlıklar, sahanın verdiği dezavantajlar, buna alışık olan takımlar da var. Mesela Ağrı tamamen Suniçim'de idman yapan, Suniçim'de maçını oynayan bir takım. Yani bu takımlar için avantaj gibi gözükürken biz burada en büyük avantajın taraftarın orada bizimle birlikte olması ve maç boyunca vereceği destek diye düşünüyorsun. Bu her şeyin ötesine geçiyor. Oluşabilecek sakatlıkların da, ağrısızlığının fazlalığıyla da, herhangi bir rakibin avantajı gibi gözükse de Maraş taraftarını çok iyi biliyoruz. Futbolcuların bir an önce onlarla tanıştığı zaman benim yapacağım motivasyonun çok daha üzerinde katkı sağlayacaklar diye Batı Park'ta görüşmek üzere. Çok yemek yiyen, Reşo'dayım. En çok çalışan. Kıvanç çok çalışıyor. Aynen. En komik, Tolunay komik bence. Reşo komik, doğal komik Reşo. En çok konuşan Reşo. Reşo Ak. En çok çalışan Erdinç Karakaş. Daha yeni geldi ama yani pek görme fırsatım olmadı. Fitness'tan çıkmıyor kendisi. Ulaşırsanız. En çok yemek yiyen şu ana kadar gördüğüm kadarıyla Kıvanç Küçük Karış. Abi bitmiyor. Yarım saat onu bekliyoruz yani masada. Takımda en çok konuşan Alihan. Antrenmanlarda en çok çalışan yani ekstra olarak Erdinç abi iyi söyleyebilirim. O geldiğinden beri hakikaten hem fitness'ta hem sahada her yerde en çok çalışan o gibi gözüküyor. Ya takımın yaş ortalaması genç olduğu için en yetenekli genç olarak hani gelişime açık olduğunu düşündüğüm Ramazan var. Hem Maraş'tan çıkmış hem de gördüğüm kadarıyla yetenekli ve kendini geliştirirse iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Takımdaki en geveze Reşo. Açık ara Reşo. Takımda en çok yemek yiyen Ergün abi. Özellikle tatlıyı çok yiyor. Hiç sektirmiyor tatlıyı. Yemeklerde de gayet iyi. En çok çalışan Hallibo diyorum. Kaleci. En çok çalışan Erdinç Karakaş. Daha önceden de 3 sene birlikte oynamıştım. O 3 takımda da takımın en çok çalışan oyuncusuydu. Buraya da gele daha yeni katıldı ama fark ettirmiştir kendini. En çok çalışan, çalışmayı seven oyuncu bence Erdinç Karakaş. En komik. Bilmiyorum ya, genelde gülüyoruz, eğleniyoruz ya. Şu diyemem ya. Dersem. Sportif direktörümüz ya, beni de diye işaret ediyordu. Ergün Keleş olsun. Takımda en çok yemek yiyen Ömer Hoca ya. Bayağı seviyor yemek yemeyi. Yiyor yani. Güzel yiyor. Takımda en çok çalışan Kıvanç demek istiyorum. Ben fitness'te olduğum zamanlar hep Kıvanç'ı orada görüyorum. Takım için çok çalışan da Alihan Tuncer. En çok yemek yiyen, karşılıklı yemek yediğim için yine Kıvanç diyorum. İnanılmaz bir maşallah. Takımdaki en komik geç katıldığım için şu an gözlemlerim Reşo diyorum ben de. En çok çalışan Kıvanç. Kıvanç abi. En çok yemek yiyen benim gördüğüm kadarıyla yanımda oturduğu için Kerem Kaya diyorum.
En çok uyuyan o da arkadaşım Arda. Arda Yumurtacı. Mübarek yani sabah kalkıyoruz uyuyor, geliyoruz yine uyuyor. Yani kendine bakıyor kardeşim. En çok geç kalan da daha şimdiye kadar böyle bir şey görmüyor. Yani herkes dakik, kimse geç kalmadı şimdiye kadar. Takımda en çok çalışan Kıvanç abi herhalde. Ben görmedim ama Kıvanç abi diyorlar. En çok yemek yiyen Ömer Hoca. Ömer Hoca iyi yiyor. Fiziğinden de belli zaten. Örnek aldığım kişi. Ya bütün abilerimden bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Sonuçta herkes benden tecrübeli. Kimde neyi hissettiysem, neyi gördüysem herkesten bir şeyler kapmaya çalışıyorum. Yani insanlık açısından, futbolluk açısından her şeyi almaya çalışıyorum abilerimden. Takımda en çok yemek yiyen. Ali gitmiş. Ali gitmiş hocam. Maşallah iyi yiyor. En çok görüştüğüm, en çok diyalog kurduğum kişi Ergün abi. Sağ olsun taşlarımızı da aldı götürdü. Canı sağ olsun abimin. En çok çalışan. Erdinç abi de Kıvanç abi. Takımda en çok örnek aldığım hemen hemen herkesten bir şeyler almaya çalışıyorum. Çünkü hepsi benden daha tecrübeli abilerim. Ama hani 3 kamp geçirdim. 2 kamp geçirdim. 3. kamptayız şu an. 3 kampta da dikkat ettiğim böyle özellikle söyleyebileceğim Muhammed abi var. Muhammed Akars'tan. Sadık abi var. Bir de Savaş abi var.